Ekranların en kaliteli magazin programı Magazin Hattı'ndan herkese günaydın. Ben Seda Torular. Şov dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler ve çok özel görüntülerle hazırladığımız programımız yine dop dolu ve yine çok eğlenceli. İlk haberimizle başlıyoruz. Ünlü aktör Oktay Kaynarca merakla beklenen yeni dizisi hakkında hangi çarpıcı açıklamaları yaptı? İzliyoruz. Oktay Kaynarca geçmişte beraber Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde de oynadığı Zara'nın sahne aldığı Antalya konserini izledi. Şahane, en yakışıklı, en güzel kalpli, en böyle vurdu mu deviren, ne diyeyim, çakır mı diyeyim, hırzır mı diyeyim, Oktay Kaynarca burada, kocaman alkışlar. Hoş geldin sevgili Oktay, şeref verdin. Zara, gecede konuklar arasında bulunan Kaynarca'yı sahnesine de davet etti ve ikili birlikte türküler seslendirdi. Sensiz dünya. Oktay Kaynarca geçen cuma gecesi ise yeni çekeceği diziyi de yönetecek olan yakın dostu Onur Tan'ın DJ'lik yaptığı mekanda eğlendi. Onur Hoca bugün sahne alıyor. Hep kalemini, yönetmenliğini görmüştük ama bugün de DJ performansı sergiliyormuş. Onur'un paletinde her renkten var ya. Yani her şeyden anlıyor kardeşim adam. Bugün de Onur rock'n'roll parçaları çalmak üzere bir gece düzenledi. Biz de geldik. Eşlik ediyoruz. Dolu dolu da ekip de içerideyiz. Çok anladığım bir müzik de değildir rock and roll müziği ama yani bana kalsa ben bir yarım saatte türkü çaldırırım ona. Arabesk isteğinde bulunmuşsunuz zaten, duyduk biz. Yarım saat sonra kafasını karıştırırım ben. Eski oyuncu arkadaşlarınız da içeride. Evet. Onlarla da bir hasret giderme de oldu. Evet evet, onları da gördüm. O zamanlar falan geldi. Öyle biraz hasret giderdik. Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ardından çekeceği yeni projesi hakkında da bilgi verdi. Tam net bir şekilde kast listesini belirlemedik. O yüzden kast listesini açıklayamıyorum maalesef. Hala üzerinde çalışıyoruz. Birçok arkadaşımızla görüşüyoruz. En uygun kastı en uygun şekilde yapmaya çalışıyoruz mümkün olduğunca ama dizinin adı belli oldu. Ben bu cihana sığmazam. Oktay Kaynarca cihana sığmayacak galiba. Sadece ben değil, hepimiz. Yaz boyunca dizi çekecek olan Oktay Kaynarca bir de tek kişilik oyun üzerine çalıştığını belirtti. Bir oyun söz konusu, tek kişilik bir şey var kafamızda, onu toparlamaya çalışıyoruz. Bu yoğunluğun içerisinde arada onu çıkarabilir miyim, çıkaramaz mıyım bilmiyorum ama onunla da ilgili çalışma devam ediyor. Bazı bölümleri galiba Özbekistan'da çekilecekmiş, o doğru mu? Evet, şimdi onunla ilgili mekan ve prodüksiyon araştırması için arkadaşlarımız gidecekler. Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan gibi alternatiflerimiz var. Üçünü belge kullanacağız. Üçünü birden kullanacağız ama biraz yurt dışı şeyimiz var. Kaynarca özel hayatı hakkında da açıklama yaptı. En son konuştuğumuzda da bekarım demiştiniz. Hala bekar mısınız? Sence haberin olur mu? Olmaz mıydı? Belki? Olurdu. Belki Özbek bir gelin gelir bize. Olur mu öyle bir şey? Özlemlerini söyle. Abi kendi istiyor da yansıtamıyor işte. Senden yolu. Anan seni evlendirmeye çalışıyor. Evde kaldın değil mi? Ha? Belki Özbek birini bulur muyum dedi. Oradan bana yansıtıyor. Lan yer miyim ben oğlum? Peki, çok teşekkür ederim. Hadi çocuklar, görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ardından bu sezon Kasaba Doktoru dizisiyle seyirci karşısına çıkan Ozan Akbaba da Onur Tan'ın DJ'lik yaptığı geceye katıldı. Eşkıya oyuncuları buluştu. Evet. Onur Hoca'da sahnede diye. Evet. Evet. Söyleyeceksiniz. Ya güzel bir gece. Hepimiz müziği seviyoruz. Onur Hocam da sağ olsun müzik zevki çok güzel bir adamdır. İçeride güzel bir dinleti yapıyor. Biz de eşlik ediyoruz. Akbaba geçen yaz senaryosunu yazıp başrolle oynadığı Anka adlı filmini seyirciyle buluşturmuştu. Geri dönüşleri güzel. Sinemada çok tatlı etmedi ama şimdi bir ulusal kanalda bir de bir dijital platformda yakınlanacak. Yakın zamanda yayınlanacak. Onun dışında da güzel haberler de var. Hindistan ve İspanya'dan
uyarlama talepleri geldi. Filmimizi uyarlamak istiyorlar. Bunlar da bizim için tabii hem güzel hem de onur edici. Ünlü oyuncu bir doktora hayat verdiği yeni dizisi Kasaba Doktoru'na gelen tepkileri de paylaştı. Eşkıya'yı izleyenler beni hani İlyas olarak kabul ettikleri için onlara bazen garip geliyor olabilir ama şimdi profesyonel bir şekilde bu mesleği yaptığım için İlyas'tan sonraki oynayacağım karakteri de büyük ölçüde iyi ve kaliteli çıkarmam gerekiyor ki benim profesyonel meslek hayatım da yolunda gitsin. O yüzden ben çok rahatım. Karakteri çıkardığımı ve güzel bir dizi oluşturduğumuzu düşünüyorum arkadaşlarımla birlikte. O yüzden keyfim çok yerinde. Çok şükür benim hayatımda bir derdim yok. Her şey yolunda gidiyor. Ama hastanede sorunumuz biraz büyük. İrem Derici, kendisini aldatan Cemberevi'nin kimse mağdur edebiyatı yapmasın sözlerine hangi zehir zemberek yanıtı verdi? Mağdur edebiyatı yapmasın kimse dedi Cem Bey. Şimdi edebiyattan konuşacaksak, bu hafta kendisinin birçok edebi eseri ortaya çıktı. İsim verelim mesela, güzel eserleri var. Kardeş Ülke Dilberi, başka bir eseri Komşu Kızı. Bir kişinin iblisliğini bütün erkek milletine de atmak olmaz. Az sonra... Ünlü oyuncu Alp Navruz, geçen yıldan beri aşk yaşadığı Adamasalı dizisindeki partneri Ayça Ayşin Turan'la evlilik planımı yapıyor. Ünlü oyuncu Alp Navruz, Akatlar'da spor salonu çıkışı kameramıza takıldı. Nasıl gidiyor? Nasılsınız? İyi, güzel. Sizin nasıl gidiyor? İyi valla. Spora geldim. Spora. Olmazsa olmazımız geldi. Evet. Siz de bir spordan. Biz de sporcuları destekliyoruz. Son olarak İzmir'de Adamasalı dizisini çeken Navruz, yeni proje görüşmeleri yaptığını anlattı. Bu ara spor yapıyorum işte. Onun dışında proje okuyoruz. Yine aynı şekilde. Bakalım değerlendiriyoruz. Dinlenme ama daha çok. Sezonu bekliyoruz biraz daha. Geçen yazın çalıştınız, yazı çalışarak geçirdiniz. Bu evet. Sene tatil mi olur, artık ne olur? Bu sene tatil amacım. Yani iş bittikten beri amacım oydu zaten. Şimdi inşallah güzel bir tatil yapıp yeni sezona güzel bir işle dönmeyiz. Yaz işlerine çalışmak zor oluyor mu? Yani yazlık işler. Kısmen. Zor oluyor yani şey, o da iklimden dolayı galiba. Biz bir de İzmir'de çalıştık. Evet, 40 derecede. Onu biraz zorlamıştı. Ama onun dışında... Keyifli yanları da var tabii. Yakışıklı oyuncu artık romantik komedi tarzı projelerden uzaklaşmak istediğini ifade etti. Bir iki tane dijital proje var. Yarın bir görüşmesi olacak. Onun dışında da televizyon daha çok işte bahsettiğimiz yazlık işlerle falan görüştük. Onun dışında işlerle görüştük ama biraz daha farklı bir şey bekliyorum bir kez. Ters köşe bir rol mü olsun istiyorsunuz? Ters köşe istiyorum aslında, evet. Açsak mesela nasıl bir rol? Hani mesela bir ne bileyim kabadayı oynamak ister misiniz? Yani kabadayı olarak nitelendirin bilmiyorum da böyle biraz daha evet erkek kişi olursa daha iyi olur gibi. Şu an beklentim o. Daha çok böyle hani romantik komedi tarzları oldu galiba. Yok yani oradan bir uzaklaşmam lazım. Geçen yazdan beri Adamasalı dizisindeki partneri Ayça Ayşin Turan'la aşk yaşayan Alp Navruz evlilik sorusuna da yanıt verdi. Güzel de giden bir birliktelik var. Güzel o size yaradı dizim haricinde. Evet gayet güzel gidiyor. Mutluyuz yani güzel zaman geçiriyoruz. Bayram tatilinde neler yaptınız? Burada mıydınız? Bayram tatilinde buradaydık. Yani ailemizle birlikteydik. Sıradan bir tatil geçirdik. Aileler tanıştı mı böyle hani siz? Yok şu an öyle durumda. Yok mu? Ne bileyim belki bir resmete falan döner diye değil mi? Yani kısmet. Kısmet peki. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kaan Yıldırım 3 yıl önce Halka dizisinde beraber rol aldığı Hande Erçel'le sürpriz ilişkisi hakkında ilk kez Magazin Hattı'na konuştu. Hande Hanım'la da güzel bir birlikteliğe başladınız. Geçtiğimiz günlerde Hande Hanım da kabul etti, artık birlikteyiz diye. Teşekkür ederim. Neler söyleyeceksin? Nasıl başladı? Nasıl ilerliyor? Onu öğrenseydik. Her şey çok güzel. Çok keyifli. Az sonra... Tasarımcı Mert Aslan'ın defilesini izleyen ünlüler arasında yer alan manken Arzu Monan, müstakbel geliniyle ilgili soruya hangi yanıtı verdi? Müzik
ünlü tasarımcı Mert Aslan ilkbahar yaz koleksiyonunu Çırağan Sarayı'nda düzenlenen defileyle tanıttı. Koleksiyonda yer alan rengarenk kıyafetler davetlilerin büyük beğenisini topladı. Defileyi Türkiye eski güzelleri Ceyda Düvenci ve Arzum Onan da izledi. Şıklığı ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Arzum Onan, eşi Mehmet Aslan Tuğ'un giyim tarzına karışmadığını söyledi. Siz de bugün çok şıksınız. Teşekkür ediyorum. Genelde sizlerle ilgili falan mı? Kendiniz mi tasarlayıp giyersiniz böyle dolapta? Kendim. Mehmet'le hep ilgili tanışırmasın. Mesela ben siyah giydim bugün, sen de siyah giydin. Yok, hayır. 48 yaşındaki Arzum Onan'ın 21 yaşındaki oğlu Can Arslan Tuğ uzun süredir Lal Gümüşoğlu ile beraberlik yaşıyor. Sosyal medyada gelininizle olan fotoğrafımız çok konuşuldu, çok beğenildi. Gelinim falan daha çok küçükler. öyle gelin, evet öyle yazıyorlar. Hatta size de çok benzetmişler. Yani biz yakın çevre çok benzetmiyoruz birbirimizi kendimize ama belki onun o da sade. Belki renkler biraz. Çok seviyoruz. Tanışınca peki böyle bir kaynanalık duygusu oldu mu içinizde? Yok, yok. Daha çok küçükler. Ceyda Düvenci ise defileye tasarımı Mert Aslan'a ait kıyafetle katıldı. Melisa Nur adında bir kızı, Okan Ali adında bir de oğlu olan Düvenci, çocuk gelişimine katkı sağlamak amacıyla açacağı Taş Kağıt Makas adlı atölyenin hazırlıklarıyla ilgilendiğini anlattı. Taş Kağıt Makas atölyesi için mekanımızı tuttuk. Onun inşaatındayım şu anda. Her gün iş geliştirme ve inşaatla ilgileniyorum. Haziran ayında açmak istiyoruz çünkü mekanımızı, artık atölyelerimiz başlasın istiyoruz. Böyle tatlı ve heyecanlı. Düvenci'nin geçen haftalarda yaptığı 27 yaşından beri psikoloğa gidiyorum açıklaması çok konuşulmuştu. Ben her insanın bir psikoloğu olmalı dediğim zaman nasıl bir ruh hastası da ihtiyacı var gibi bir yaklaşım. Biraz eğitimsiz bir yaklaşım. Bu üçüncü dünya görüşü. Böyle olmamalı artık 2022'de. Bu hepimizin ihtiyacı olan bir şey. Trafikte bile birbirimize yol vermeyen ve asıl engelleri birbirine oluşturan bir toplumuz. Bunu da ancak bir uzmanla yol arkadaşlığı yaparsak aşabiliriz. Ben böyle düşünüyorum. Ünlü oyuncu modaya bakış açısını da anlattı. Bedenimi olduğu gibi çok seviyorum ve böyle sağlığıma uygun kalmasını istiyorum. Mesela iki dizimde de tenisçi olduğum için geçmişte, lisanslı tenisçi olduğum için iki dizimde de sakatlanma ihtimali var. O yüzden belli bir kiloda kalmam gerekiyor. Bu işte 36 beden olmak zorundasın, her şey incecik olacak falan. Öyle bir yerden bakmıyorum hayata. Ben sağlıklı kilomda olayım ve o gün canım ne giymek istiyorsa, yani trend neyse değil de ne istiyorsam. Mert'e sordum, gelirken ne giymemi istersin, sana destek olmak isterim çünkü onun için buradayım. Mert yapmış bu elbiseyi. Aslında tam benlik bir elbise çünkü öyle daptar değil, çok rahat. İç altına spor ayakkabı da giyebilirsin. Şimdi arabada spor ayakkabım duruyor buraya sizin önünüzde, daha şık olmak için teşekkür ederim. Şey yaptım, topuklu giydim. Dolayısıyla hani hem dönüştürebileceğiniz bir elbise. O yüzden hoşuma gitti açıkçası. Yıllara meydan okuyan 67 yaşındaki ünlü şarkıcı Nükhet Duru, defilenin en gösterişli davetlileri arasındaydı. Her zaman gibi çok şeysiniz. Ay estağfurullah, nereden çıkardın? Ben öyle çabasız giyinmeye çalışıyorum artık. Fazla süslenmek sadece sahne için lazım bana. Duru'ya son dönemde kadın şarkıcıların kıyafetleriyle ilgili başlatılan tartışma hatırlatıldı. Kim nasıl isterse onu yapsın. Ben kendimden sorumluyum. 50. yılıma giriyorum. Bu 50 yıl zarfında seyircimi hayal kırıklığına uğratmamaya çalıştım. Ne kadarını becerdim bilmiyorum. Ama hala çalışıyorum. Sizin sahnede bir kırmızı çizgileriniz var mıdır? Mesela ben açık giyinebilir miyim? Söylüyorum, yeri ve zamanı ve biçimi çok önemli. Her taraf birden açılmaz. Yani o dekoltenin bir nezaketi, bir zarafeti varsa daha güzel görünür göze. Aşık oluyorum, eyvah, yerimde duramıyorum, bile bile yanıyorum.
Şimdi sizleri çok hızlı bir magazin turuna çıkarıyoruz. Bakalım bu hafta kim, kiminle, nerede kameralarımıza takılmış izliyoruz. Ünlü futbolcu Arda Turan'ın sevgililer gününde eşi Aslıhan Doğan'a hediye almadığını açıklaması çok konuşulmuştu. Kadınlar böyle günlerde özel bir şey bekler. Siz bir sürpriz yaptınız mı? Hazırladınız mı? Yok, yapmadım. Aynen. Sizin için önemli değildi ama kadınlar için önemlidir. Yok, yapmadım. Biz yapmadım. Turan'ın Şeker Bayramı'nda da eşinin YouTube programı için yaptığı çekimde artık çocuklarıma hediye alırım demesi dikkat çekti. Bana bayramda hediye aldın mı? Bayramda hediye? Her zaman hediye veriyorum ben aslında. Bu bayramda aldın mı? Bu bayramda almadım köyüm. Neden? Hediye almam, nedeni mi olur yani? Sebebi sebepsiz değil mi? Bayramlık verecek misin bana peki? Çocuklarıma veririm artık, sana daha neler yapacağımı söyleyeyim. Hadi bay bay o zaman, kapatıyorum bunu. Öte yandan Aslıhan Doğan'ın burun estetiği yaptırdığı ilk kez bebekte kameralara takıldı. Bir kafeden çıkan Doğan, oğlu Hamza'yı okuldan alacağını söyledi ve koşarak cipine bindi. Bu sırada Aslıhan Doğan'ın sağ gözünün altındaki morlukta dikkatlerden kaçmadı. Merhaba, çok kısa hemen sorayım. Hamza'yı okula yetişiyorum, ne olursunuz çok acelemez. Olayını sorsaydık. Çok güzel, çok çok güzel geçti. Sonra konuşuruz, ne olur kolay gelsin. Hamza'ya yetişiyorum. Peki. Daha sonra bir ödül töreninde basının karşısına çıkan Aslıhan Doğan şıklığıyla göz kamaştırdı. Doğan'a YouTube kanalına yaptığı çekimde hem kendilerini tatile götürmediği hem de bayram hediyesi almadığı için eşi Arda Turan'a sitem ettiği hatırlatıldı. Sezon biter bitmez gidiyorduk hep bayramları, hatta böyle onun ailesi ya da Akçay'da falan ya da benim ailemle beraber öyle geçiriyorduk. O unuttu o kısmı ama bu sefer ilk defa gidemedik bir yere. Bayram hediyesinde ilk kez gelmedi herhalde orada da bir. Yok yok, o şaka, o bayram hediyesi için öyle bir şey yapmıyoruz yani. Aslıhan Doğan burun estetiği hakkında da bilgi verdi ve minik bir operasyon geçirdiğini belirtti. Birazcık ufak bir değişiklik yaptım. Zaten bunu hani kendim öyle biri sormadan söyleme ihtiyacı hissetmedim ama evet, ufak bir değişiklik yaptım. Ben zaten bu konularda gayet açığım. O yüzden ama çok çok minimal bir değişiklik oldu. Çok çok minimal. Bilimsel olarak ne gibi değişiklikler mesela? Yani ya zaten söylenmişti böyle bir burnumun ucunda böyle bir şey, bir operasyon, minnacık bir şey, pardon. O değişiklik. Barbaroslar Akdeniz'i Kılıcı dizisinden ayrılan Pelin Akil bir ödül törenine katıldı. Son olarak Fahriye Ece'nin paylaştığı bir fotoğraf Pelin Akil'in eski bir pozuna çok benzetilmişti. Böyle bir benzetme yapılmış galiba bazı programlarda, evet, konuşulmuş falan. Yani ben gurur duyuyorum, yani çok beğendiğim. Fahriye ile konuşuyoruz arada ama böyle yüz yüze bir tanışıklığımız olmadı. Ben çok beğeniyorum kendisini. Yani benim için bir mahsuru yok. Harbi güzel, su güzel de. Bir davete katılan Mirce Akalay, Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi için teklif aldığını ancak henüz kararını vermediğini açıkladı. Oktay Kaynarca'da bir yemekte buluşmuştunuz, bir proje teklifi oldu mu? Yani görüşüyoruz, evet doğrudur ama şu anda sadece değerlendirme aşamasında olduğumuz için ne arkadaşımın işine ne de kendi programıma haksızlık etmek istemem, o yüzden düşündüğüm bir evredeyim diyeyim. Dünyaca ünlü bir şampuan markasının ilk Türk kadın marka yüzü olan Bensu Soral, reklam kampanyası için kamera karşısına geçti. Reklamı Dilan Çiçekdeniz'in müstakbel eşi Thor Severs'ın yönetti. Soral, senaryo gereği bornozuyla kamera karşısına geçti. Bu arada çekimler sırasında İzlandalı yönetmen Thor Severs'ın göğsündeki Türk bayrağı dikkat çekti. ''90'lı yılların aranılan model ve oyuncularından Didem Uzel, Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Deniz'i Zekeriyaköy'de hizmete giren güzellik merkezinin açılışına katıldı. Uzel, eşi Selim Sarı'nın işleri nedeniyle 11 yıldır yaşadığı Amerika'dan pandemi sırasında kesin dönüş yaptıklarını belirtti. ''11 yıllık bir Amerika geçmişim vardı. Pandemiyle birlikte 1,5 sene önce döndük. Ama şimdi pandemi bitti, ne yapsak acaba?'' 50 yaşındaki ünlü model, oğlu Aslan'ın büyümesiyle beraber çalışma hayatına dönme kararı aldığını anlattı. Çocuk büyüdü. Aslan geldi 6 yaşına. Evim yerleşti, hayatımı düzenime koydum. Hakikaten niye dönmeyeyim dedim. O yüzden dönmek için bir takım girişimlerde bulunduk tabii ki. Niye dönmeyeyim ki? Defne Samyeli, büyük kızı Deren Talu ile trafikte kameramıza takıldı. Talu'nun yüzünü gizlemesi şaşırttı. Defne Hanım. Defne Hanım, iyi akşamlar. Çok kısa konu.
İlerleyen dakikalarda bir kez daha kameramıza takılan Defne Samyeli bayram tatilinde çalıştığını anlattı. Ne haber çocuklar? İyiyim aslında. Yani trafik falan hiçbir şey sizi durdurmuyor değil mi? Yok hani biz de yavaş yavaş ilerlerken halinizi atma soralım, nasılsınız? Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Sizin de. Nasıl geçti sizin için? İstanbul'da mıydınız? Ben İstanbul'daydım zaten çünkü şeyden... Orta Amerika'dan yeni dönmüştüm. Artık bir daha bavul görecek halim kalmadı. Çok ve de çok işim vardı. Ben çalıştım. Tatil boyunca çekim geldi. Ve ailemle beraber. Kolay gelsin. Konuşuruz. İyi bakın. Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi Yusuf Engin'le barıştıktan sonra ilk kez Bebek'te görüntülendi. Yusuf Bey hoş geldiniz. Danla Hanım merhabalar. Nasılsınız? Çok iyi, sen nasılsın? Hayırlı olsun diyelim yeniden maşallah. Çok şey yapmıyor. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mıdır? Yusuf Bey merhabalar. Merhaba. Zeytin Dalı kim bir tatlı? Yusuf Bey'in tatlıları siz mi? Onu öğrenseydik. İyi eğlenceler, afiyet olsun. Başarılı popçu Tuğba Yurt, açık hava sahneleri öncesi orkestrasıyla provalara başladı. Yoğun bir konser maratonuna hazırlanan Tuğba Yurt'a Ece Seçkin ve Hande Yener gibi ünlü kadın sanatçılara yönelik başlatılan kampanya hatırlatıldı. Kadın sanatçılara mobbing uygulandı, işte en son Ece Seçkin, Hande Yener işte sahne almasın tarzında. Siz nasıl bakıyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani çok şükür biz şu ana kadar hiç öyle bir durumla karşılaşmadık. Çok şükür her konsere de gittik. Öyle bir tepki almadık en azından ama şunu söyleyebilirim. Zaten kadınlar biliyorsunuz her alanda birazcık daha ikinci plana atılıyor. Her iş bölümünde böyle aslında. Biz şarkılarımızı söylemeye devam ediyoruz. Kadınların sesi hiçbir yerde, hiçbir alanda bence susturulamaz zaten. Anlatırım da dolu dolu ama Özcan Deniz, kendisinden 22 yaş küçük İranlı sevgilisi Samar Datkar'a yılbaşında evlilik teklif etmiş, annesi Kadriye Deniz ise geçen hafta Anneler Günü'nde magazin altına verdiği röportajda bu evliliğe karşı olduğunu açıklamıştı. Ben Özcan'ın, duysun da bunu, Özcan'ın evliliğini istemiyorum. Samar Datkar, müstakbel kayınvalidesi Kadriye Deniz'in açıklamalarının ardından ilk kez Nişantaşı'ndaki bir mücevhercide görüntülendi ve konuşmak istemedi. Samar Hanım merhabalar. Nasılsınız? Mart ayında Survivor'dan elenen ünlü oyuncu Mert Öcal, trafikte kasksız motosiklet kullanırken görüntülendi. Bir online yemek sipariş platformunun yüzü olan Oğuzhan Koç, reklam filmini tanıtımında basının sorularını yanıtladı. Oğuzhan Koç, geçen hafta sevgilisi Demet Özdemir'e Anneler Günü'nde kedisi Civa'nın adıyla çiçek göndermişti. Bir sürpriz demişken Demet Hanım'a da bebeğiyle ilgili bir Anneler Günü işte... Evet be, öyle bir şaka mahiyetinde bir şey yaptık, şey olduk ona. Bizim kedimiz Civan var. Civan'ın adına Demet'e bir çiçek gönderdim. Yani o da onun annesi sonuçta yani. Onun da günü kutlu olsun. Aynen öyle. O da onu paylaşmış sağ olsun. Oradan böyle bir tatlılık, hoşluk oldu. Güzel oldu. Koç, konuk olduğu İbrahim Selim'in programında bu yaz evleneceği Demet Özdemir'e aşkını bir kez daha ilan etmişti. Geçtiğimiz günlerde bir programa katıldınız. İşte gözlerinizi alamadığınız biri var mı sorusuna. Hangi program o ya? Ben hatırlamıyorum. Evet. Demet Özdemir dediniz. Bana burada bir daha ilan aşk mı yaptıracaksın? Evet. Ha? Bir de bize. Vallahi. Daha iyisin. Her şey bana yolunda. Bana bakarak vallahi. Bir şey söyleyeyim mi? Her şey çok yolunda, çok keyfimiz yerinde. Böyle nazara da gelelim istemiyoruz her yerde böyle bunu bangır 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 bağırıp. Ama ağzımızın tadı yerinde çok şükür. Güzel bir yoldayız. İnşallah tamamını erdireceğiz. Şarkıları, dinlenme rekorları kıran Ece Mubay, Bebek'te görüntülendi. Mubay, klibini İtalya'da çektiği yeni şarkısı Catalea'ya da bahsetti. Cuma günü Catalea isimli bir şarkımız geliyor. İtalya'da çektik klibini de. Böyle değişik bir işbirliği oldu. Umut Timur'la beraber yaptık. Zilli, kendimi kaptırdım fena. Dönüş yok bu saatten sonra. Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, geçen günlerde sevmediği bir şarkı olup olmadığı sorulunca Ece Mubay'ın Peri şarkısını örnek göstermişti. Ben Gökhan Türkmen'in şarkılarını çocukken zaten daha söyler, YouTube kanalında yayınlardım. O dönemden beri dinliyorum yani. Ama bir sonraki şarkı için kendisi de beğensin de ekstra çaba gösterildi. Bıraktı gitti önce, ayırdır bir dönünce, ne olur beri beri beri.
Kerem Bürsin, iklim kriziyle ilgili bir farkındalık projesinde yer aldı. Son dönemde İspanya'da iş görüşmeleri yapan ve Antonio Banderas'la dost olan yakışıklı oyuncuya yurt dışına yerleşmeyi düşünüp düşünmediği soruldu. Yurt dışına yerleşmek, oradaki projelerde yer almak görüşmeleri var mı? Olabilir. Yani ya Hollywood beni düşünüyor mu onu soralım bence. Yani bence hepimiz burada Hollywood'u düşünüyoruz. Tabii. Çok sorunu çekecekler. Aynen. Ben mesela dedim ki acaba sen mesela çok yakışırsın. Ya tabii ama maalesef o tarz şeyler öyle o işliyor mu bilmiyorum ama ya bakalım ya biz yani ben inandığım şeyleri yapmaya çalışıyorum. Önemlisi o yani. Kerem Bürsin ayrıca fazla kıyafet almamaya ve az tüketmeye önem verdiğini anlattı. Kıyafet alımına dikkat ediyor musunuz? Dikkat ediyorum çünkü çok almıyorum. Hep aynı şeyleri giyiyorum yani siz de fark etmişsinizdir. Genelde aynı pantolon, bilmiyorum. Genelde aynı ayakkabı bilmiyorum. Falan filan ve üstüme de böyle bir şey yapıyorum ama... Kaç pantolonunuz var tahminen evde? Yani... Takım elbisesini sayacaksak belki 6 ama kaçını giyiyorum? İkisini ya da üçünü giyiyorum. Benim en eski tişörtüm ki hala giyiyorum. Arkadaşlarım da biliyor. Annem nefret ediyor benden bundan dolayı ama 18 sene. 18 sene. Aynen 18 yaşında. Bürsin toplantıda Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri Hande Erçel'den neden ayrıldığı sorusunu da yanıtsız bıraktı. Ya burada Hande'yi soruyorlar Kerem. Teşekkür ederim. Hiç niye bağladınız diye soruyorlar. Biliyorum da yani burası da zamanı değil. Yani. Teşekkürler, çok sağ olun. Şov dünyasının en çalışkan isimlerinden Burcu Esmersoy geçen hafta tanıtımdan tanıtıma koşturdu. Peş peşe bir giyim koleksiyonu ve bir de parfüm tanıtan Esmersoy ayrıca Türkiye pazarına giren bir fitness markasının partisinde sunuculuk yaptı. Özel hayatında da çok mutlu olan Burcu Esmersoy geçen günlerde Mehmet Demirkol'un YouTube kanalında sevgilisi Nazım Akman ile her an evlenebileceğini açıklamıştı. Çok aşığım demişsiniz. Evet. Evlilikle alakalı da her an. Ya evet çok utandım biliyor musunuz sonra? Evet. Çünkü siz bana soruyorsunuz cevap vermiyorum. Orada beni hazırlıksız yakaladım Mehmet Demirkol. Siz söylemiyorsunuz orada. Evet niye öyle oldu? Çok mahcup oldum kendim de izlerken biliyor musun? Çok özür dilerim. Ben cevap vermeyeyim falan. Evet. Tamam ne diyeyim çok ki? Çok aşığım demiştiniz. Şu tarihte evleniyorum diyeyim. Bu yaz sonu diyeyim o zaman. Pardon tamam bak yeter pardon. Teklif geldi mi acaba şimdi? Aşkım bak işte yeter. Ne diyor? Söyledim işte daha ne istiyor ya? Yaz sonu diyor. Aleyna Tilki geçen pazar lüks aracıyla yolda park halindeki bir araca çarpıp aynasını kırmış, daha sonra magazin attı kamerasına özel bir röportaj vermişti. Genç şarkıcı Cuma gecesi de bu kez trafik çevirmesinde kameramıza takıldı. İyi akşamlar Aleyna nasılsın? Ya sen hep beni görüyorsun yani. Ama kötü bir şeyde yakalamıyoruz. Nasıl neler yapıyorsun? Kötü şeyde nasıl yakalayacaksın canım? İyiyim teşekkür ederim. Ay çok her şey yolunda. Biraz şey konuşsaydık. Konuşuyoruz yine. İbrahim Kutluay ile Elvira Spoza çifti Cuma gecesi Taksim'de görüntülendi. Seda Sayan geçen günlerde nikah masasına oturduğu kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten'le balayı sonrası ilk kez nerede ortaya çıktı? Görevliler neden görüntü alınmasını engellemeye çalıştı? Az sonra... Katıldığı ödül törenini iki ödülle damgasını vuran ünlü sanatçı Ebru Yaşar, sevenlerine hangi müjdeyi verdi izliyoruz. Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, bir derginin bu yıl 13. kez düzenlenen törenine aldığı iki ödülle damgasını vurdu. İş, sanat ve cemiyet hayatının en başarılı isimlerinin ödüllendirildiği törende Yaşar, Gel de Sevme ile yılın en iyi albümü ve İçime Ata Ata ile de en iyi düet kategorisinde iki ödüle birden layık görüldü. Teşekkür ediyoruz. Bize bu güzel geceyi yaşattığın için. İlkan abicim teşekkür ediyorum sana. Çok sağ ol. Çok sağ olun. Var olun. Teşekkür ederim.
Sahneden hayranlarına teşekkür eden Yaşar, tören sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Merhabalar Ebru Hanım, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Valla İstanbul'a yaz gelmedi, şu an donuyorum çocuklar. Dır 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 soğukmuş. Sizi görünce böyle yaz gelmiş gibi hissettim. Evet, ben de öyle zannettim ama dışarı çıkınca işlerin işte öyle olmadığını anladım. Ödül törenindeyiz, evet, ödül alacaksınız. Aha. Sevgili Salih Keçeci'nin gecesi. Salih abiyi çok eski yıllardan beri tanırım ve çok güzel kaliteli geceler yapar. Bana da iki ödül veriyorlar bu akşam. Ben de tabii ki ödülümü almak için davete icabet ettim. Ünlü sanatçı sahneden sahneye koşturduğu Ramazan bayramının çok yoğun geçtiğini anlattı. Bayram nasıl geçti peki, sahneden çok sahneye koşturduğunuz, evet, diye gördük biz ama. Ay, çok yoğun geçti. Yani bayramın üçüncü günü sadece aileyle kutlayabildik. Tabii ki üst üste işler oluyor ama ben valla iki günden fazlası çok aşırı yorucu oluyor. Zaten almıyoruz, neredeyse almamaya çalışıyoruz. Yoğun geçti. Hani bayramı bayram gibi yaşadık. Hem Kıbrıs'ta hem İstanbul'daydık. Tabii ki biz de böyle besleniyoruz. Yani seyircimizle, bizleri dinlemeye gelen insanlarla. Sahnede tabii ki mutlu oluyoruz. Şarkılarımızı seslendiriyoruz. Onun dışında üçüncü gün artık halimiz kalmamıştı ama evde bayram kutlaması yaptık yani. Ebru Yaşar, geçtiğimiz aylarda ödülleri için bir daire satın aldığını açıklamıştı. Ödül töreninden bahsetmişken ödüllerinize bir ev yaptırıyorsunuz diye, evet, biliyoruz. O durum nedir? Vallahi orada astarı yüzünden pahalıya geldi arkadaşlar. Yani keşke bu işe girişmeseydim dedim ama yani. Hayır, ödüller de artıyor artık, evi daha mı büyük yapmanız gerekecek? Bilmiyorum, ben zaten evi yaptırana kadar ödüller de maşallah dediğin gibi artıyor. Oraya bir dolap yaptır, buraya bir dolap koydur derken bayağı bir masrafa soktu beni. Dediğin gibi alana kadar da bayağı bir herhalde yer kalmayacak. Her an evi değiştirdim arkadaşlar falan diye de dönebilirim size yani. Yaşar son albümünde yer alan İğne İplik şarkısına klip çekeceği müjdesini de verdi. Yaz geliyor peki, yazışı planlarınız var mı? Çalışıyorum. Olacak mı? Evet. Soğuksa sahneler. Yani da şöyle, eski albümden, bir önceki albümden klip çekeceğim. İğne İplik adlı şarkıma. Klip çekeceğim. Yani yeni bir şarkı yapamayacağım. Vaktim yok. Zaten yeni şarkı çıkarttım. Biraz onların tadını, keyfini sürmek istiyorum açıkçası. Yazın zaten sahneler çok. Ama benim işim de belli olmaz. Yarın gideceğim bir demo okumaya, bakalım. Yani sürpriz de gelebilir. Bir anda. Benim sağım solum pek belli de olmuyor yani. Hayırlısı yani olsun, inşallah çok gelir diyelim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Döndüm, kaç kez uykumu Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'la karşılıklı aşıkları darp davası devam eden Ozan Güven, Cem Yılmaz'ın yeni projelerinde rol alacak mı? Yeni projelerde olacak mısınız, yoksa bu dava sürecinden dolayı siz mi kendinizi geri dava çekiyorsunuz? Dava bitsin de sonra bakarız. Az sonra. İrem Derici kendisini aldatan Cem Belevi'nin "kimse mağdur edebiyatı yapmasın" sözlerine nasıl Zehir Zemberek cevap verdi? Sevgilisi Cem Belevi tarafından aldatıldığını açıklayan İrem Derici, Gazi Osmanpaşa'da bir AVM'de sahne aldı. Ünlü popçu seyircilerle beraber seslendirdiği Acemi Balık şarkısıyla adeta yaşadıklarına gönderme yaptı. Konser öncesi soruları yanıtlayan Derici'nin çok üzgün olduğu görüldü. Ünlü popçu bir hafta önce giymeyi planladığı hiçbir kıyafetinin artık üzerine olmadığını belirtti. Çok evet, güzel bir kadınla da bugün burası birlikte olacak. Kim o? Ben mi? Ay valla gönül daha güzel olmak isterdi. Fakat bir hafta önce ayarladığım bütün kıyafetler üstümden dökülüyor. Totomuz yer görmediği için Allah'a şükür. Yorucu tempo. Cem Belevi'nin arabasının torpido gözünde bir cep telefonu bulduğu ortaya çıkan İrem Derici'nin ihanet olayıyla ilgili neler açıklayacağı merak konusuydu. Malum gündemimiz belli diyorum. Evet, belli. Bir ayrılık söz konusu, evet, oldu. Evet. Hatta ses kayıtlarını paylaşacağınızı söylediniz. Tüm Türkiye uyanmanızı bekledi. Torpido'da bir cep telefonu bulduğunuzu söylediniz. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Konuşmamız olsun. Çünkü daha fazla devam etmesini istemiyorum bu mevzunun. Ben böyle bir insan değilim. Benim yaşam tarzım,
kalbim bunlar için biraz fazla minnoş. Devam ettirmek istemiyorum mevzuyu. Ama şöyle de bir şey söyleyeyim. Bir şeyler paylaşmıyorsam çalışma arkadaşlarımın, ailemin ve dostlarımın ricasıyla, yoksa ben heybeye konuşmam, biliyorsunuz yani. Susmak gerekiyor artık bence. Uzamasın. Bana bu mikrofon sadece benle alakalı uzatılsın. Keza karşı tarafa da. Çünkü yani gerek yok. Cem Belevi son yaptığı açıklamada İrem Derici'yi mağdur edebiyatı yapmakla suçlamıştı. Bu sözler hatırlatılınca İrem Derici açtı ağzını, yumdu gözünü. Herkes bir haddini yerine bilsin. Mağdur edebiyatı yapmasın. Mağdur edebiyatı yapmasın. Mağdur edebiyatı yapmasın kimse dedi Cem Bey. Şimdi edebiyattan konuşacaksak, bu hafta kendisinin birçok edebi eseri ortaya çıktı. İsim verelim mesela. Güzel eserleri var. Kardeş Ülke Dilberi. Başka bir eseri Komşu Kızı. İnsan Kandırma Sanatı falan. Böyle eserleri var. Bayağı da okunuyor. Edebiyattan bahsedersek bunlardan konuşalım. Ben de sahneye çıkayım ve bir daha ne olursunuz asla bana bunları sormayın. Çünkü kalbi temiz tutup yürümek lazım, koşmak lazım. Hani öyle aşka küstünüz mü İrem Hanım falan diye mikrofonu uzatmayın. Çünkü ben yine söylüyorum, köpek gibi sevmeye, güvenmeye ve inanmaya devam edeceğim insanlara. Çünkü bir kişinin iblisliğini bütün erkek milletine de atmak olmaz. Hayranlarınız tarafından özellikle şu deniliyor. İrem Derici üstünden prim yaptı. Ünlendi. Bir şey demeyelim artık. Ne yapalım biliyor musunuz? Sahneye çıkalım. Bakalım seyirci ne diyecek? Kaan Yıldırım 3 yıl önce Halka dizisinde beraber rol aldığı Hande Erçel'le sürpriz ilişkisi hakkında ilk kez magazin altına konuştu. Hande Hanım'la da güzel bir birlikteliğe başladınız. Geçtiğim günlerde Hande Hanım da kabul etti, artık birlikteyiz diye. Teşekkür ederim. Neler söyleyeceksin? Nasıl başladı? Nasıl ilerliyor? Onu öğrenseydik. Her şey çok güzel. Çok keyifli. Az sonra... Dünyaca ünlü bir dijital platformun gecesi Yıldızlar Geçidi'ne sahne oldu. Demet Özdemir, Pınar Deniz ve Eda Ece hangi çarpıcı açıklamalara imza attı? Haziran'da Türkiye eğlence pazarına giriş yapacak olan dünyaca ünlü bir dijital platformun Taksim'de düzenlenen tanışma yemeği Yıldızlar Geçidi'ne sahne oldu. Platform için çekilen Dünya ile Benim Aramda adlı dizide Buğra Gülsoy ve Hafsanur Sancak Tutan'la başrolü paylaşan Demet Özdemir çıkışta soruları yanıtladı. Nasılsınız? Çok iyiyim, çok teşekkürler. Bugün de içeride bir parti vardı. Parti demeyelim yani, güzel bir event vardı. Zaten çalışmaya devam ediyoruz. Çok fazla bilgi de veremiyorum biliyorsunuz ki. Ama bildiğim bir şey varsa geliyorlar arkadaşlar. Bu kadar. Özdemir sevgilisi Oğuzhan Koç'a 37. yaş gününde attığı romantik mesajla ilgili de bir itirafta bulundu. Çok romantik bir paylaşım yapıldı Oğuzhan'la. Evet, birlikte. Romantik bulduysan ne kadar mutlu, çünkü çok beceremiyorum. Neden ki? Ben çok fazla romantik komedi yaptığım için belki de o yüzdendir. Kaçayım, çok yolda, tamam, kapatmayayım. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Oğuzhan Koç'tan sevgililer gününde evlilik teklifi alan Demet Özdemir henüz nikah tarihinin belli olmadığını ifade etti. Tarih belli oldu mu peki? Hayır, size söyleyeceğim. Tamam. Söz. Tamam. İyi akşamlar. Platformun ilk yerli içeriği olan Kaçış dizisinde başrol oynayan Engin Akyürek'le çekimleri Temmuz ayında başlayacak olan Atatürk dizisinde rol almaya hazırlanan Aras Bulut İynemli mekandan peş peşe ayrıldı. Engin Bey, iyi akşamlar. Engin Bey, çoksa Kaçış'la ilgili konuşsaydık. Birkaç cümle alsaydık, cam açsaydınız. Aras Bey, Atatürk'ü canlandıracaksınız. Cam açabilir miyiz birazcık? Platformun marka ve reklam yüzleri arasına yer alan ünlü oyuncu Hande Erçel de çıkışta yemek hakkında bilgi verdi. Açıklanmadı demiştiniz, belli değil demiştiniz, artık kesinleşti diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Yani şöyle diyebiliriz, bir akşam yemeğinde buluştuk. Çok keyifli bir akşamdı.
güzel tanışma yemeği oldu. Teşekkür ederim. İnşallah güzel projelerle size anlatırım daha sonrasında. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun. Onun dışında peki neler yapıyorsunuz? Çok kısa konuşsaydım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tamamdır. Son olarak da birlikteliği sonları çok güzel giden bir ilişkiniz var. Kaan Bey'in fotoğrafları oldu, paylaşımları oldu. Pınar Deniz'de yemeğin yapıldığı otelin önünde muhabirleri kırmadı ve kısa röportaj verdi. Çok sağ olun. Merhaba Pınar Hanım, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler de iyi, çok şükürüz. Ay çok teşekkür ederim, sağ olun. Biraz tanışma ve böyle yüzleri olarak bir yemek yedik. Güzeldi. Zaten çok fazla detay veremiyorum. Başrolünü Kaan Urgancıoğlu ile paylaştığı Yargı dizisi sezon tatiline girecek olan güzel oyuncu, bu yaz Star adlı dijital dizide seri katil rolüne hayat verecek. Güzel, son hafta 3 gün falan kaldı galiba. Ben tabii çok yoruldum. Böyle. Tatil olmayacak anladığımız kadarıyla. Maalesef. Ya senin tatile ihtiyacın yok mu? Var, benim de var. Ama çalışmayı çok seviyorum. Merhabalar. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Ama çalışmayı çok sevdiğim için ve kaçabilecek bir senaryo değildi. O yüzden çok mutluyum bu yoğunluktan. Çok teşekkür ederim, İyi akşamlar. Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece de bu yaz sezon arasında dijital platform için dizi çekecek. Eda Hanım, iyi akşamlar. Ya molada mıydınız? Nasılsınız? İyisiniz? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Güzeller yapıyorsunuz. İyiyim, Yasak Elma devam ediyor. Evet. Setteyim. Öyle. Bu sezon final mi olacak yoksa sezon finali? Yok, 6. sezon var Yasak Elma'nın. Şu anda işte sezonu tamamlamaya çalışıyoruz. Haziran'ın 13'ü gibi bitiyor Yasak Elma bu sene. Sonra tatilimiz var, bir 4 ay falan ara veririz herhalde. Sonra devam. Güzel oyuncu, basketbolcu sevgilisi Buğra Tuncer'le ilişkisinin de çok iyi gittiğini belirtti. Buğra Bey'le nasıl gidiyor ilişki? Çok iyi gidiyor. Hiçbir sorun yok. Gayet mutluyuz. O da çok çalışıyor. Onlar da şimdi playoff'ları oynuyorlar. Evet. Bu akşam onun da maçı vardı. Öyle işte. Bir özlem oluyor mu? Görüşebiliyor muyuz? Çok komik bir soru oldu bu. Hadi ben artık gidiyorum. Diğer selebritleri kaçırmayın siz. Geçen yaz aynı platform için İtalya'da çekilen Cahil Periler dizisinde rol alan Burak Deniz de çıkışta kameralara takıldı. Çok güzel, çok güzel bir geceydi. Çok güzel bir organizasyondu. Yani çok ileriye yönelik çok güzel şeyler konuştuk. Zaten gerekli ayrıntıları siz zamanı gelince öğrenirsiniz. Roma'dan farkı neydi şimdi? İstanbul'da da bir gece oldu ikisini karşılaştırdığınızda. İkisi ayrı ayrı, kendi başa çok güzeldi. İlerleyen projelerde neler göreceğiz sizi? Hepsini konuşuruz. Daha hiçbiriyle olan bir şey yok şu anda. Deniz geçen haftalarda barıştı ve hafta içi beraber Akatlar'da görüntülendiği ünlü manken Didem Soydan'la ilişkisi hakkında da konuştu. Didem Hanım'la da ilişki tekrardan başladı. Barışma süreci nasıl oldu? Didem Hanım. Güzel gidiyor baba, güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor. Barışma süreci nasıl oldu peki? Nasıl oldu? Barıştık abi işte. Ama nasıl oldu? İlk adımı kim attı öyle sorayım. Ben attım ilk adımı. Siz mi attınız? Ben atladım mı? Atladım. Teşekkür tamam, ederim. Hadi kolay gelsin. Aslı Enver'de platformun anlaştığı isimler arasında yer aldı. 10 Mayıs'ta 38 yaşına giren ünlü oyuncu kısa bir tatilde yapmıştı. Aslı Hanım, iyi akşamlar. Doğum gününüz kutlu olsun, oradan başlayalım. Yeni yaşınız hayırlı uğurlu olsun. Nasıl geçti yemek? Efendim Önder Bey'den aslında ayrıldığınız söyleniyor. Doğru ayrılık var. Sürpriz bir ayrılık sebebi. Kıbrıs'ta otel kapattığınıza dair haberler var. Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'la karşılıklı açtıkları darp davası devam eden Ozan Güven, Cem Yılmaz'ın yeni projelerinde rol alacak mı? Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'la karşılıklı açtıkları darp davası devam eden Ozan Güven, geçen çarşamba akşamı bir davet çıkışı görüntülendi. Güven, bir yıl boyunca Cunda Adası'nda yaşadıktan sonra tekrar yakın dostu Şevket Çorun tiyatrosundaki oyunlarla mesleğine geri dönmüştü. Uzun zamandır görmüyoruz ya, mahkemeye gelmeden çok şey var, konuşacak tiyatro var. Bir şey yok ya. Tiyatro oyunlarından biraz bahsedelim. Nasıl gidiyor Ozan Bey oyunlar? Maşallah, çok güzel gidiyor. Yeni projeler olacak mı? Yeni bir dizi düşün. Boynuna yaptırdığı kendisinin ve oğlu Ali Ateş'in adının baş harflerinden oluşan dövmesi dikkat çeken ünlü oyuncu, geçen yıl Levent'teki villasından taşınmıştı. Son dönemde ne çok fazla görmüyoruz sizi. Şehir de görmüyordunuz. Evin önüne gelmeyince görmüyordunuz. Şehir dışına yerleştiğini söyleniyor ama buralardayım. Ozan Güven, yakın dostu Cem Yılmaz'ın kariyerindeki ilk dizi projesi olan Erşan Kuneri'yi de övgü hamuruna tuttu. İzlediniz mi daha? İzledim. Hı-hı. Gayet şahane, tatlı bir iş olmuş. Hı-hı. Ellerine, emeklerine sağlık. Bayağı emek verilerek çok
zaman, emek ve başka şeyler söyletmek için bunu yapmak isteyen insanların çok örnek alacağı bir iş olacak bence. Çok güzel iş olmuş. Güven'e Cem Yılmaz'ın projelerinde oynamaya devam edip etmeyeceği soruldu. Cem Yılmaz denilince de dizileri ve filmlerinde Ozan Güven bekleniyordu. Bu projede olmadınız ama yeni projelerde olacak mısınız? Yoksa bu dava sürecinden dolayı siz mi kendinizi geri çekiyorsunuz? Abi, sonra bakarız. Ozan Güven hayatını alt üst eden darp davasının son duruşmasının 9 Haziran'da görüleceğini belirtti. Davan peki ne zaman sonuçlanacak? Son durum ne davayla alakalı? Yani 9 Haziran'da dava. Hayırlısı olsun. Güven'in rol aldığı iki oyundan biri olan Taksim'de kadın rolüne hayat verdiği için tepki çektiği iddia edilmişti. Tiyatro oyununuz nasıl gidiyor efendim? İyi gidiyor, iyi gidiyor. Taksim iyi gidiyor, Don Quixote iyi gidiyor. Oyunlar iyi gidiyor. Çalışıyoruz. Tiyatro oyununuzda bir kadın rolü almışsınız. Oradan hiç tepki aldınız mı? Bunu sormak istedim. Yok, travesti oynuyorum. Kadın değil. Peki, ekmek çok parası. Teşekkür ederiz o zaman. İyi akşamlar. Hande Erçel'in ardından Kaan Yıldırım da sessizliğini bozdu. Kaan Yıldırım 3 yıl önce Halka dizisinde beraber rol aldığı Hande Erçel'le sürpriz ilişkisi hakkında ilk kez Magazin Hattı'na konuştu. İzliyoruz. Hande Erçel'in yüzü olduğu takım arkasının Dubai'de çekilen tanıtım filminin kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Erçel, kendi adını taşıyan ve tasarımından üretimine kadar her süreciyle birebir ilgilendiği koleksiyonun çekimlerinde keyifli anlar yaşadı. ...28 yaşındaki güzel oyuncu geçen salı koleksiyonunun tanıtım toplantısında basının karşısına çıktı. Hande Erçel'in soğuk hava nedeniyle zaman zaman titrediği görüldü. Merhabalar Hande Hanım, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Ben çok iyiyim, siz? Biz de çok iyiyiz. Böyle beyazlar içinde çok şık gördük sizi. Teşekkür ederim. Benim için manevi değeri çok yüksek bir koleksiyon. Biz yaza özel bir kapsül koleksiyonu hazırladık ve çok emek verdik. Ana ilham kaynağımız doğaydı, doğanın tüm güzellikleriydi. Onun dışında benim çizimlerim, İzlediğim filmler, okuduğum kitaplar, sanata olan aşkım, bakışım, benim hayatımda anlamı olan figürler, daha birçok şeyden ilham aldık. Erçel, çöldeki 45 derece sıcakta yaptıkları çekimleri anlattı. Çekimler de Dubai'de gerçekleşti. Evet, Dubai'de. Çok sıcakmış oralar, nasıl geçti sizin evet, için? Şöyleydi, çok keyifli geçti tabii ki. Bizim için çok özel bir deneyimdi. Ben de ilk defa çöle gitmiştim. Ve 45 derece olunca sıcaklık ve öyle birkaç saat ara vermek zorunda kaldık. Ama sonra devam ettik, akşama kadar kaldığı yerden keyifle devam etti. Dubai'de Hande Erçel'e sürpriz yapılmış ve ünlü oyuncunun görüntüsü dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'ya yansıtılmıştı. Bir de orada bir sürpriz yapıldı galiba. En yüksek binaya yansıtıldı. Evet. Sizin için de sürpriz miydi? Vallahi şu an sorduğunda bile gözlerim dolacak gibi oluyor. Benim için çok büyük bir sürpriz. Çok güzel tepkiler aldık yani. Sonuçta herkesin başına gelmiyor. Çok nasıldı? Çok sıcaktı. Keşke orada olsaydınız. Çok sıcaktı ama çok keyifliydi. O kadar güzel bir ekip bize eşlik etti ki orada. Hande Erçel, Halka dizisindeki eski rol arkadaşı Kaan Yıldırım'la ilişkisi ve yeni dizi projesi hakkındaysa fazla konuşmak istemedi. Yeni proje olacak mı? Bir dijital platformla anlaştınız diye biliyoruz. Ne kadar burada sonra? Şimdi kapsül koleksiyonumuzu konuşmak için buradayız. Onları daha sonra konuşalım. Onları çok güzel konuşmadık mı ama şu an zaten? Biz de sizi görmüşken. Dışarıda bir yerde lütfen. Çok teşekkür ederim. Dışarıda bir yerde. Yazayım onu. Güzeldeyiz zaten. Kaan Bey'le de bir beraberliğiniz var. Mutluluklar dileriz. Nasıl gidiyor? Teşekkür ederim. Her şey çok yolunda. Kapsül koleksiyonumuz konuşmak için buradayız. Özel soruları sonra konuşuruz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ay çok teşekkür ederim gerçekten. Biz kapıda bekleyeceğiz. O zaman orada konuşalım, olur mu? Güneşi bile kavurur. Senin o yaz gülüşün. Hande Erçel ertesi gün menajerlik ajansından çıkarken kameralara takıldı. Erçel'e sevgilisi Kaan Yıldırım'la yaptığı Londra tatili soruldu. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Gitmeden biraz konuşalım. Evet, daha yeni konuştuk, beraberdik ama. Ama demiştiniz ki daha sonra detaylı konuşalım. Dışarıda konuşalım demiştiniz. Evet, o yüzden buradasınız. Tatil nasıl geçti öncelikle beraber? Onu konuştuk ya, güzel derse. Güzel de oyunlar izledim. Hep güzel diyorsunuz, geçiştiriyorsunuz.
Yani güzeldi çünkü. Yani oyunları izledim. Güzel müzikle de gittim. Falan çok güzeldi. Güzel oyuncu toplantıdan toplantıya koşturduğunu ifade etti. İş toplantısı mıydı evet, buradaki? Evet, bir toplantı vardı. Şimdi başka bir toplantıya geçeceğim. Yoğunuz herhalde bu yaz yoksa? Bayağı. Şu an bir yoğunluk programı var. O programı yapmaya çalışıyoruz. O yüzden zaten çok sık karşılaşırız. Sizi öpüyorum. Hande Erçel, Kaan Yıldırım hakkındaki soruya yine tek bir cümleyle yanıt verdi. Kaan Bey'i sorsaydık nasıl gidiyor ilişki? İlişkiyi sorsaydık nasıl gidiyor? Dur abi gidiyor. Hande Erçel'le yaşadığı sürpriz aşkla dikkatleri üzerine çeken Kaan Yıldırım, Cuma akşamı Magazin Altı kamerasına takıldı. Yıldırım, Mevlana dizisini çektiği Konya'dan yeni döndüğünü söyledi. Kaan abi çok kısa konuşalım mı? Merhaba, nasılsın abi? Çok teşekkür ederim, sen nasılsın? Teşekkürler. Merhaba. Konya'daydık abi, yeni geldik galiba. Aynen, çekimden sevişiyor. Evet, çok güzel, bitirmek üzere, bitirdik hatta. Geldim döndüm, çok nasıl, güzel geçti. Nasıl bir şey bizi bekliyor? Yani bence çok güzel bir iş oldu. İşte herhalde Ocak gibi falan çıkacak. Biz çok heyecanlıyız. Çok böyle keyifle çalıştık. Tabii önemli bir projeydi Mevlana Celaleddin Rumi. Biz de çok titizlikle o isme layık bir şey çıkartmak için çalıştık. Nasıl bir karakterde göreceğiz abi seni? Abi çıkınca görürüz abi. Biraz tiyo versinlik olmaz mı? Ya Selçuklu'nun kumandanı rolündeyim. Herkesin çok önemli rolleri var. Herkes çok emek verdi. Umarım çok güzel olur. Hayırlısı olsun. Kaan abi hayranlısın seni. Seni çok seviyoruz. Kaan Yıldırım 3 yıl önce Halka adlı polisiye dizide beraber rol aldığı Hande Erçel'le sürpriz ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Abi hemen gitmeden de hayırlı olsun diyelim. Hande Hanım'la da güzel bir birlikteliğe başladınız. Geçtiğimiz günlerde Hande Hanım da kabul etti artık birlikteyiz diye. Teşekkür ederim. Neler söyleyeceksin? Nasıl başladı? Nasıl ilerliyor? Onu öğrenseydik. Her şey çok güzel. Çok keyifli. Şükürler olsun. Gayet güzel her şey. Her şey yolunda. Hani kim açıldı abi? İlk hani ilk bu... Dostum görüşürüz. Çok İyi akşamlar. Çok sağ ol. Seda Sayan geçen günlerde nikah masasına oturduğu kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten'le balayı sonrası ilk kez nerede ortaya çıktı? Görevliler neden görüntü alınmasını engellemeye çalıştı? Kendisinden 25 yaş küçük olan vokalisti Çağlar Ökten'le geçen günlerde nikah masasına oturan Seda Sayan, balayını bayram tatilinde Paris'te yaptı. 7. kez evlenen ünlü şarkıcı Paris'e özel uçakla gitti. Her yerde el ele göz göze görüntüler veren Sayan'la Ökten'in gelinlik ve damatlıkla Paris sokaklarında yürüdüğü video çok konuşuldu. Paris'te beraber fotoğraf çekimi yapan çiftten Çağlar Ökten'in el çantası sosyal medyanın diline düştü. Ökten'in aksesuarı, efsane dizi Avrupa Yakası'na Engin Günaydın'ın hayat verdiği Burhan Altıntop'un çantasına benzetildi. Alman Diluanlı, bundan sonra öyle bir akşam yemeklerinde yoğum! Yoğum! Öte yandan Çağlar Ökten, eşi Seda Sayan'a anneler gününde şu şiiri yazdı. Kadın kadın olacak be, Siri sadece sen olduğum için sensin diye sevecek. Parayla, pulla, kariyerle kimin ne dediğiyle sınırlamayacak. Hem sevgilin, hem arkadaşın, hem annen, hem çocuğun olacak, bağrına basacaksın huzurla. Bileceksin ki evde o kadın tarafından beklenmenin zevkini hiçbir zevk yaşatamaz sana. İşte o benim kadınım arkadaş. Canıma can katan, gözüm gözüne değdiğinde ruhumu huzurla kaplayan aşkım karım. Seni çok seviyorum, tamam mı? Çağlar Ökten anneler günü mesajı paylaşırken Seda Sayan'ın nikahına da katılmayan oğlu Olcan Engin'in hiçbir paylaşım yapmaması anne oğlun küs olduğu yorumlarına neden oldu. Seda Hanım da hafta sonu evlen neler söyleyeceksiniz bununla ilgili Olcan Bey? Katılmadınız neler söyleyeceksiniz? Çok çakımızdan hayırlı uğurlu olsun diyelim. Düğüne de katılmadınız, görkemli bir düğün olmasını istemediniz. Seda Hanım da sizin düğününüze katılacak mı? Çok kısa konuşsaydık. Bir kırgınlık yok değil mi Olcan Bey? 59 yaşındaki Seda Sayan, balayı tatili sonrası geçen pazar akşamı genç eşiyle Küçük Çiftlik Park'ta Adamlar adlı rock grubunun konserini izledi. Çıkışta görevliler muhabirlerin görüntü almasını engellemeye çalıştı. Yürüz abi! Lütfen aşağıya iner misiniz? Oh, hayır, ne bilmezsiniz? Dokunamazsın, dokunamazsın. Öyle bir şey yok. Herkes Seda Hanım, iyi akşamlar. Yürüz çok kısa ya. Konuşsaydık. Balayından döndünüz, neler söyleyeceksiniz?
Seda Seyhan'la Çağlar Ökten çiftinin takside el ele yolculuk yapması dikkat çekti. Seda Hanım, balayından geldiniz, hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Çok kısa konuşalım. Nasıl geçti efendim Paris? El ele yürüdünüz Paris sokaklarında. Neler söylemek istersiniz? Seda Seyhan'la Çağlar Ökten çifti geçen çarşamba akşamı da yakın dostları Safiye Soyman ve Faik Öztürk'le Taksim'de bir otelde özel bir hastanenin düzenlediği geceye katıldı. Dışarı önce Safiye Faik ikilisi çıktı. Ünlü çift kapıda beraber poz verdi. İyi akşamlar. Marmara'nın incileriyle donatılmış. Değil mi? Çok yakışmış, çok güzel olmuş. Teşekkür ederiz. Nasılsınız efendim? İyiyiz, iyiyiz. Valla çok iyiyiz. Seda Hanım'la birlikteydiniz yukarıda beraber. Aynen öyle. Safiye Soyman geçen günlerde Seda Sayan'a çektiği videoda göz kapağı ameliyatı yaptırdığını açıklamıştı. Çok önemli ama tanımadığınız bir misafirim var yanımda. Kim olabilir? Aa, Safişim. Evet, benim aşkım. Safiye, bu fitre seni hakikaten çok güzel çıkarıyor ya. Vallahi değil mi? Bak aslında. Bak bana bak, sıra bana bak. Nasılım? Vallahi çok iyisin Safiye, maşallah. Magazin hattının sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte şov dünyasından çok özel haber ve görüntülerle karşınızda olacağız. Sağlıklı ve mutlu bir gün diliyoruz.